Kaç oldu? Ah, ah, 8. Güzel bir başlangıç. Bas! Bas! Son, hadi birlikte. Hadi, bırakma. Bir tane daha var, hadi gel. Aldım, oksijen yetmiyor. Çok fena oldu. Sen de mi aynı antrenmanı yapacaksın? Evet, sekspekse var. Bugünün devamında olan şey iptal et abi. Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Bugün ikinci haftamız, yine SH Kraton'dayım. Şu anda öğle saatleri, normalde erken gelecektim ama klasik yine geciktim. Birkaç tane talihsizlik oldu ama bunların hiçbiri bizim moralimizi, motivasyonumuzu düşüremez. Birazdan Sami Hoca ile buluşacağız. İlk haftanın kısa bir böyle belki değerlendirmesini yapar. Şöyle bir beni süzer, neler yiyorum, neler yemedim zaten muhtemelen görür görmez anlayacak. Biraz bazı noktalarda bazı şeyleri kaçırmıştım. Bakalım onları anlayacak mı? Sonrasında sıkı bir antrenmana başlayacağız. Geçen haftadan ağrılar var vücudumda, halen ağrıyor. Masaj yapmama rağmen, çünkü gerçekten içimden geçtiler, ama 6 haftalık maraton ancak böyle olur. Başka türlü bu iş olmazdı. Neyse, lafı ben çok fazla uzatmayayım. Bu arada videoya başlamadan önce tabii ki videoyu beğenmeyin ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Şimdi Sami'yi bulmamız gerekiyor. Vay, selam. Ne haber? Öyle miyiz? Böyle mi? Adamım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ve ikinci haftaya başladık yani ha. Direkt konuya girdi yanlış. Direkt konuya girdim. Şimdi şöyle bir durum. İki hafta geçti. Instagram hesabını sürekli bir şekilde takipledim. Ben arada kesinlikle birkaç kaçamak olduğunu düşünüyorum. Şimdi seni bir bakacağım, inceleyeceğim. Soracağım burada be. Ama böyle bir ışığın altına geçelim. Eksi hiçbir şeyimiz yok, artımız var. Güzel giden şey, benim en çok rahatsız olduğum ve ilk gün çizdiğim noktalar, omuz çatısı biraz açılmaya başladı. Karın kasları inceden görünmeye başladı. Bize kendilerini göstermeye başladılar, sağ olsunlar. Ve bu arada şöyle bir detay var, şu an antrenman yapmadık. Evet, tamam, daha antrenmana başlamadık. Bir haftadır bekliyor hali. Evet, bir haftadır aktif değil bu vücut, tekrardan başlıyoruz. Bir yandan Doğuş, trisepsimiz, bisepsimiz de biraz kendine gelmeye başlamış. Bu pozisyonu yaparsan, evet, orası da olmuş. Benim en çok takıldığım noktalardan biri sırt. Senin çünkü sırt kasını iyice doldurmamız lazım. Hala daha yeterince verim değil ama en azından bel bölgesindeki o büyük sıkıntımız, senin görmediğin için hiç kafaya takmayıp ama aslında sana büyük bir sorun yaratan bölge biraz azalmış. Bugün biraz göğüs, biceps, triceps yapıyoruz. Çılgın bir antrenman seni bekliyor. Antrenman sonunda bir daha soyunmak. Evet, antrenman sonunda bir kere daha soyunuyoruz. Bir de o zaman doğru antrenmanın yarattığı pump'ın etkisini görelim. Bakalım bir hafta dinlenmiş olan bu çılgın vücut bize ne verecek bugün? Hazırım. Hadi o zaman. Beni bağırt. Biraz ağlat. Patlatalım. Bakalım neler yapacak. Ufak bir süpersetle başlıyoruz. Tamam. Bugün 20 tekrardan oluşan iki egzersizi birleştiriyorum. Göğüs hizasında. Aynen. Aşağısı. Çok hafif. Tam bu açıda değilsin. Sıkıştırdın. Buraya kadar getirmene gerek yok. 20 fly. Üzerine 20 tane de press yapıyoruz. Tamam. Seni böyle alalım. Biraz daha geniş tutarsan çok daha güzel olacak. Aynen. Bir daha yapalım. Budur. Tamam. Okey. Önce öbürü. Evet. Zor bir antrenman olacak. Ben genelde bir ayağım önde yapıyorum ama. Doğrudur. Şimdi dolduğunu hissedeceksin. Hadi bakalım. Bu hareketin doğrusu, yanlışı aslında tabii ki temel bir anatomik duruşu ve biyomekanik yapısı olan bir egzersiz. Fakat önemli olan şey, siz bu egzersizi uygularken kendinizin en iyi hissedeceği noktayı, açıyı yakalamanız lazım. Şimdi ben Doğuş'un ilk yaptığı pozisyonda doğru şekilde hissedebildiğini düşünmedim. Ondan dolayı ona küçük bir açı verdim. Şu an yüzündeki ifadeden de kasın doğru şekilde çalıştığını görüyoruz. Son iki tanesi kaldı. Bu arada tekrar da saymak iyi bir şey. Sanki bir saattir bu hareketi yapıyorum gibi geldi. Biraz önce tekken ne kadar hafifti, şimdi nasıl zorlaştı bir de. Tempoyu ver ve dirseklerini hiçbir zaman dümdüz burada kilitleme. Aynen, ben seni geriye götüreceğim. Gel, devam et. Say. Ah, 8. Say. 9. 5. Son 5. Hadi Doğuş. 1, 2, 3. İlk harekette bu kadar sert girmemiz normal mi ya? Bu aslında sert değil, güzel bir başlangıç. Hemen bir yudum suyumuzu alalım. Ben her gün yine böyle başlasam daha bir şey istemem. Hadi gel. Gel bırakma. İki. Gel, hemen bir kere daha esnetiyoruz ve antrenmanımıza başlıyoruz. Vallahi rol yapmıyorum. Gerçekten bayağı bir şey oldu. Şikayetçi değilim. Şimdi işin en güzel kısmına gidiyoruz. Burayı böyle yıldızlar geçidi mi yaptınız? Evet. Buraya çalıştırdığım yıldızların fotoğraflarını asacağım.
Şimdi burada önemli olan nokta, alet zaten seni kendi açısında yönlendirecek. Senin burada yapman gereken omuzları geriye yuvarlayıp göğsü öne çıkarman lazım. Dirsek açının yanda değil arkada olmasına dikkat et. Ve burada da aynen dirsekler bu şekilde kilitlediğin zaman ağırlığın başka kas grubunun üzerine yüklenir. Biz bunu istemiyoruz. Tamamıyla üst göğsünde olmamız lazım. 9-11 tekrar arasında bir aralık istiyorum. Oha, bunun çok değişik bir açısı var. Evet. Bunun çok enteresan bir hissi varmış ya. Bunu hiç yapmamıştım. Koltuk çok rahat burada. Yumuşacık. Bir Porsche değil ama. Yok, en azından bu da bu işin Porsche'si bence yani. Bence çok iyi. Yok, alet zaten çok iyi. Başlayayım mı? Evet. Gel, 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 gel. Güzel. Bitirdin mi? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Şu an var ya, of, çok kötü şişler dedim. Oh. Pump geliyor. Doluluk hissi geldi mi? Geldi, geldi. Geldi, gitmiyor zaten. Şimdi muhtemelen 7. tekrarda bir zorlanma olacak. 11'e kadar eşlik ediyorum. Bas! Bas! Kalmadı. Bas! Son. Hadi, hadi, hadi birlikte. Geldi hoş. Gel, 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 gel. Kontrollü git, kontrollü git. Güzel. Bak şöyle söyleyeyim, kolumu şu kadar kaldıracak halim kalmadı. Daha yeni başladık be, ikinci hareket. Abi sert girdin ya. Ya yapma şimdi böyle. Vallahi sert girdin ya. Yani bu hareketlere inanmamı bekleme yani. Bunlar tamamıyla türbüne oynama hareketleri. Bak türbün mi hareketleri bunlar. Beni bilirler, bende rol yok abi. Yok yok, türbün hareketi. Vallahi türbün değil. Video çekiyoruz deyince böyle bir şey oluyor, bir gaza geliyor böyle. Hıcını benden çıkarıyor yemin ederim. Vallahi tükendim ya. Bu nasıl geçecek, bu tuhaf bir his var öyle bir. Kolumu kıpırdatamayacakmışım gibi. Kolumu son kez hissediyormuşum ve görüyormuşum gibi bir his var kolumda. Ama kolum oldu, göğsüme gelmedi o. Burada da var. Şu an senin gibiyim böyle his olarak ama görüntümüz aynı değil. Tek problem orada. Psikolojik gözümü kapattığım zaman ben senim şu anda böyle. İnanmak başarmanın yarısıdır dedikleri budur işte. Hadi bırakma. Ben tek sayıları severim. Bir tane daha var. Hadi gel. Hemen suyumuzu içelim. Gözümün altından yaş gelmeye başladı. Çok güzel pump. Vücut çok iyi dinlenmiş. Diyete sadık kalınmış. Protein tutumu güzel. Diyete aynı devam edecek mi? Bu arada ben halen diyeti kimseye göstermedim. Paylaşabilir miyim artık diyeti? Ufak ufak paylaşabilirsin artık. Sıkıntı yok. Vitaminleri alamadım yine. Vitaminleri de alacağım. Önümüzdeki günlerde diyeti de göstereyim. Çok fazla Instagram'dan soran oluyor. Ne tamam. Yiyorsun, ne yapıyorsun diye. Özellikle kahvaltı paylaştım geçen gün. Paylaştım, kahvaltıyı bayağı anlamayan olmuş. Neden bu kadar kahvaltı etmeyin falan diyorlar. Oo işte. İnsanların düşündüğü şey sabah kahvaltısında illaki yumurta, peynir falan olması hafif lazım. Domates, hafif, salata. Yani klasik, geleneksel kahvaltı. Bir hedefe gitmek için düşüneceğin şey geleneksel olması değildir. Amaca hizmet edebilmesi lazım. Sabah kahvaltısında bazı zamanlarda balık bineğinde olur. İyi dediklerini duyar gibiyim ama gerçekten bu iş böyle. Bu arada sayende somon en sevdiğim yemek oldu. Bir haftadır her gün somon geliyor. İnanılmaz. Bayıldım. Bak gerçekten samimi söyleyeyim. Bu videoyu annem izlediği zaman mutlaka inanmayacak. Düşünün 30 küsür sene hiç kimse somon yediremedi. Sayende başladım. Sete girelim. Ben set sırasını anlatayım bunu. İnsanların düşündüğü şey bu iş güzel bir vücut yapabilmek. Dünyanın lezzetsiz şeylerini yemek. Yani klasik kafada oluşan 3 görüntü var. Brokoli, haşlanmış tavuk ve pirinç. Alakası yok yani. Böyle bir şey değil yani bu olay. Yedi. Çok güzel. Bırakma. Şimdi oradayız işte. 8. Hop. Yükle, 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 yükle. Harika. Yani bu olmadan gelişim olması mümkün değil. Zorlanmayan bir şey nasıl gelişebilir? Sabah yaptım kahvaltı, ağzımda şu anda. Yapma bunları Doğuş. Vallahi çok. Baksana kolumun haline bak. Hadi gel. Aldım, oksijen yetmiyor. Çok fena oldu. Baksana. Daha kol çalışmadan kol şişti anasını. Omuzundaki çizgiler çıkmaya başladı. Tam onu diyecektim. Şimdi onu diyecektim. Bunları görünce insan mutlu oluyor ya. O kadar motive şey değil. Sonuç yani alabilmek. Aynen zaman abi. Kaybetmemen lazım. İşte o zaman kaybı yaşanmamak için de bu işin o gerekli olan amaca yönelik beslenme sistemini yapman lazım. Of çok kasıldı her yer. Sen de hiç çılgın genç. Ama vallahi rol yapmıyorum. Şu an çok kilitlendi şu an. Hani son set biliyorum, tahmin ediyorum. İtişi biraz dinlendirelim. Bas! Çok güzel Doğuş, bas! Güzel. Hadi oğlum. Son 4, 1, 3, hadi Doğuş! Sonun hazır. Bas, bas! Harika. Düşündüğünden %30 daha güçlüsün. En az. Peki, bugünün devamında olan şey iptal et abi. Aleyne yara, her şey iptal.
Buradan sonra da bir masaj ayarlayalım. Isınmayı bitirdik, doğuş. Vallahi şu an rol yapıyorum sanabilirler. Yemin ederim rol yapmıyorum. Rol yapmadı, vücudun aldığı pamptan belli yani. 200 gram su bile ağır geliyor şu an koluma. Boş mu? Boş. 15 TL. Kesin bir şey var bunda. Bu kadar boş bana bunu vermez. Zaten bu 10 kilo var. Ama şimdi izleyenler diyecek ki ne var bunda? Bunda bir anlat, bir şey yap. Böyle beni bıraktın gittin. Boş barla. Ah, gelin yapın. Yorum yazan bir kişi alacağım buraya. Bu hareketi yaptıracağım ona. İyi. Şimdi küçük küçük eklemeler yapıyoruz. Bu harekette böyle abartı kilolara çıkmanın hiçbir manası yok. Kolay değil. Millet var ya, videoyu izlemeyecek. Yani bu her şeyi yapamıyor, ağlıyor diyecekler de. Vallahi kolay değil ya. Öyle gözüktüğü gibi değil. Şimdi bunda drop set var. Sen bunu bitirdiğinde ben kiloları çıkarıyorum. Tekrar boş barla bir kere daha yapıyoruz. Ben bu hareketi de hiç yapmadım hayatımda. İlk kez yapıyorum bunu. Hırslı ol. Aynen. İfadem iyi mi? İyi. Uygulamaya dökelim bu ifadeyi. Evet. Bir savaşçı gibi antrenman yap. Düşün ki bunu senin ufaklıklar izlediğinde babasını görecek. 10 kaçta? 5 daha yok mu çocuklar için? Hadi bakalım. 2 çocuğum var, 2 ile çarp 4 olsun. 4 mü? Çok şeysin. Ha, drop. Nasıl oyuna getirdim ama. Çocuklar deyince iş değişiyor bende. Hassas nokta. Şimdi en sevdiğim harekete geldik. Kendi antrenman tekniği. Uzat bakalım kolunu. Sen ne yapıyorsun abi bu arada? Ninja oldum ben. Gibi bir şey. Tutamıyorum kolumu. Nasıl yine outfitim? İyi mi? Bir şey oluyor şu anda. Vallahi bir şey oldu. Tut bunu. Aç önce. Bir... Ne oluyor oğlum? Kolumu kontrol edemiyorum. Aç ve bekle. 4 tekrar. 2. 4. Aç, bekle. Bekle, bekle, bekle. Var daha, var daha doğru. Son 4 tekrara gireceğim. Bekle. Hadi son 4 tekrar. Bas. 1, 2. Tamam. At yarı dambıllarını. Gel. Şimdi kollarını havaya. Böyle sıkınca ne oluyor? Kan akışını mı yavaşlatıyorsun? Ne oluyor? Bu gizli teknikler, taktikler araştırılıp öğrenmelidir. Şimdi burada bütün detayları vermiyorum. Sebebi şu. Bilgi kolay ulaşıldıkça değerini kaybeder abi. Antrenman başına göre net vücudum pamplandı yani. Bayağı fark etti şu anda. Vücudumun normal halinin bu hali olması ne kadar sürecek sence? Yani antrenman başlangıcı bu. 2 haftaya böyle olur mu? 2,5 haftaya olur. Ama o zaman da 2,5 hafta sonraki pump için aynı şey cümleyi kuracaksın. Sürekli isteyeceksin. Evet, sürekli yani. Mesela diyeceksin ki ya bu hal ne zaman böyle olur? Bu iş hiç bitmeyen bir şey. O zaman aslında 6 hafta bizi başlangıç yapıyoruz. Aynen, ama öyle. Yetmeyecek bana herhalde. Evet. Sen bir forma girdikten sonra önemli olan sürdürülebilir hale getirebilmek. Doğru mu şu an? Aha. Şu an bütün kuvvet arka kolda, yani triceps'te. Şu an çok bariz ve net bir şekilde biz de bunu buradan görüyoruz. Aynı ağırlık, ona ne kadar rahat yapıyordum. Bunu yapamıyorum. Kaç oldu abi? Devam et abicim. 2 tane daha vur. Bu kadar fark eder mi ya açıdan? Fark eder olayı. İşte yani insanlarda yani inşallah bir şeyler de vermiş oluruz burada bu işin bilgi anlamında. Bu iş ağır kaldırma değil yani. Doğru noktayı bulup doğru noktayı çalıştırma. Ben valla yıllardır onu öyle yapıyordum da gerçekten çok fark etti şu anda. Yeter. Şimdi bizim hareket. Vallahi. Bir dön aynaya doğru. Çıkar üstünü. O zaman ben bu video serisini burada bitiriyorum. 30 dakikada. Aynen, 30 dakikada. 365 günde 5 gün. Bizim şeyimiz bu mu? 365 günde 5 gün spor yaparak hayalindeki vücuda da kavuş. Aynen, ne uğraşıyorsun abi? 6 haftaymış, 8 haftaymış. Oldu mu? Oldu. Son bir. Teşekkür ederim. Son bir set. Son. Kulaklarına mı takayım? Nereye mi takacağım lan bunu? Ne oldu işte. Alıştı. Bu da bir şey yaptı. Kan akışımı hızlandırdı yalnız. Bu da benim tekniğim. Tabii böyle canım. Böyle yaptığın zaman vücutta kan akışı. Şimdi ciddiye alırlar, yaparlar. Şaka yapayım, öyle bir şey yok. Sami Hoca'nın tekniği değil bu. Onu ben uydurdum. Takacak yerim olmadığı için. Ben
Bence iyiydi. Mükemmel bir antrenmandı. Pampa bak. Dönsene bir yan. Şuraya baksana. Hakikaten kolum kendinden geçti şu anda. Bundan sonra Doğuş'un soyadını değiştiriyorum. Doğuş Koloğlu. Kolçor. Kolokçor. Gerçekten çok başarılıydı. Çok güzel bir değişim oldu. Yani bugünkü iki haftanın sonunda izleyicilerle görecek. Zaten sen de fark ettin. Karın kasların kendini göstermeye başladı abi. Çıktı. Şu an bu arada hiç çekmiyorum kasmini. Normal halim bu. Zaten nefes alışverişini anlıyorlardır. Gittikçe sıkılaşıp, dirileşip daha da güzel bir hal alacak. O zaman ben bu hafta 3-4 gün, kaç gün daha geleceğim şimdi? Bu birinci antrenman. En az 3 günümüz üç daha gün var. 3 gün daha geleceğim, evet. Ama 4-5 gün kardiyo yapmam gerekiyor. Geriye kalan günler boş günler, kardiyo günüze. Hafta sonu bir gün cheat day yapabilirim değil mi? Hayır abi, daha geçen hafta cheat day dedik yani. Abi, pazarlığa bak ya. Yapalım. Hayır abi, bu hafta yaptık biz onu ve sen fazlasıyla değerlendirdin. Hakkı şaka değil. Ciddiyim. Yani bu haftayı temiz geçir. Çarşamba gününe bir cheat vereyim. Önümüzdeki çarşamba. 1-2 hafta sonra çok daha iyi olacak. Ben yarın buradayım yani. Bekliyoruz. İyi, ben koşuyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugünkü antrenmanda bir sürprizim var. Yanımda annem de var. Sen de mi aynı antrenmanı yapacaksın? Evet, seninle beraber. Ben gel falan dedim, hakikaten gelmiş. Bakalım ne yapacak. Hadi. Gör bakalım oğlum nelere dayanıyor burada, içimden geçiyorlar. Bugün ne yapacağız? Bugün bacak. Benim bacakların biraz zayıflamış sanki. Neresi zayıf ya, daha ne? Böyle bacak mı var yani? Bacağıma laf söyletme. Squat'la başlıyoruz, evet. Bacak ve karın. Doğuş'un hiç sevmediği şey squat. Yani. Hadi başlayalım. Annemdeki azme bak ya, koşarak geliyor valla. Şu anda bir sıkıntı var. Annemle aynı ağırlığı yapamıyor olmamız lazım. Biraz daha sertleşsek mi acaba? Biraz daha sertleşelim. Ama anne de makine yani. Normal, normal değil mi? Six pack'se var. Evet, var onların. Bitmedi. Olacak mı bu ya? Ben daha hiç bu kadar ağır yapmadım. Çok rahat yaparsın. Sırf annemin yüzünden gaza geliyorum şu an. Bravo, devam. Süpersiniz. Hadi.